verici bir teknoloji aslında. Çünkü birçok alanda, sadece finans alanında değil, noter, kimlik vesaire, birçok sözleşmelerin takibi gibi birçok konuda uygulama alanları var. Fakat biz de bu konuda bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubunun içerisinde hem iş birimlerimizden aldığımız geri bildirimleri sağlayacak ekiplerimiz var, hem bilgi güvenliği ekipleri var, hem uygulama ekipleri var. Ne tür projeler yapabiliriz diye birlikte değerlendiriyoruz. Ama bir taraftan da izlediğimizde, son 2 yıla baktığımızda özellikle bu konuda 9 ciddi saldırı oldu ve 9.sü de bu ay içerisinde gerçekleşti. Açıklanan rakamlara göre $534 milyon bir kayıp söz konusu. Bu tabii özellikle finansal anlamda kullanımında biraz daha temkinli davranmaya doğru itiyor bizi. Ama gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz tabii ki de.